Merhaba arkadaşlar. Normalde size söz verdiğim gibi aslında yeni projemize başlayacaktım. Ama bu konuyla ilgili, PDO konusuyla ilgili çok fazla soru ve merak içeren yorum almaya başladım. Dolayısıyla projeye başlamadan önce böyle bir 3-5 derslik PDO serisi yapmaya karar verdim. Yani aslına bakarsanız şu anki bilgilerimizi göz önüne aldığımızda bunun bir gereği var mı? Yok. Yani bu PDO ile yaptığımız işlemleri biz zaten SSQL sınıfı kullanarak yapabiliyoruz. Tabii böyle çok cumburlop bir atlama oldu. Öncelikle ondan başlayalım. PDO nedir? PDO PHP üstünde işte veri tabanı işlemleri yapmamızı sağlayan bir sınıftır arkadaşlar. Yalnız bunun avantajı PHPNet tarafından desteklenir ve hazır olarak PHP sürümünde gelir. Yani SSQL'de yaptığımız gibi dışarıdan bir sınıf dosyası indirip onu projemize dahil etmemiz gerekmiyor. Direkt işte DB eşittir new PDO diyerek buna PDO ile ilgili kodlar yazmaya başlıyoruz. Demek ki neymiş? PDO bizim veri tabanı işlemlerimizi yapmaya yarayan, veri tabanına veri yazan, veri okuyan, özür dilerim, bağlantılar yapan bir sınıfmış ve PHP üzerinde hazır bir şekilde geliyormuş. PHP sanırım 5 veya 5 sürümüydü. 5.4 de olabilir. Tam net hatırlayamadım şimdi. Sürümüyle birlikte MySQL fonksiyonlarını kaldırdı. Yani bu güvenlik açığı oluşturduğu için MySQL'i kaldırdı. Yerine dedi ki ya MySQL E ile ya da PDO ile işlem yapın. Aslında SSQL sınıfı da MySQL E üzerinden işlemler yapıyordu. Artısı sadece MySQL değil birçok veri tabanı destekliyordu. PHP de birçok veri tabanı destekliyor ama biz bu kurs mahiyetinde sadece MySQL ile ilgili işlemler yapacağız. Kafamızda canlandı. Bu bizim için ekstra bir bilgi olacak. Çok soru geldiği için bu dersi çekme ihtiyacı hissettim. Bundan sonra yazacağımız bu arada e-ticaret skripti yazmaya karar verdim. Beraber bundan sonraki projemiz kursun söz verdiğim projesi e-ticaret yazılımı olacak arkadaşlar. E-ticaret yazılımında da isterseniz PDO'yu kullanalım. Yani blok yazılımımızda SSQL'i kullandık. E-ticarette PDO'yu kullanalım. Yani bunun adını çok duyduğunuzu biliyorum ama size şöyle bir ipucu vereyim, şöyle bir tavsiye vereyim daha doğrusu. Yazılım aleminde arkadaşlar birçok şey duyarsınız. Yani o kadar çabuk gelişen, o kadar kendini yenileyen bir sistem ki bir topluluk ki bu yazılım alemi. Dolayısıyla sürekli yeni şeyler çıkıyor. Bazen bu yeni şeyler çok fazla abartılıyor, çok fazla işte adı geçiyor. PDO'ya da ben biraz öyle bakıyorum. Yani zaten bizim SSQL sınıfına adam yazmış, koymuş oraya. Gayet güvenlikli bir şekilde işlem yapabiliyoruz. PDO'yu çok abarttılar, çok böyle bir pohpohladılar. Tabii herkes kendi bildiğini över, herkes kendi reklamını yapmaya çalışır. Bu konuda da kimseye varyansın etme hakkımız yok. Ama madem bu kadar popüler bir şey, madem bu kadar övülüyor, biz de bu kursumuzda biraz yer verelim. Bir projemizi de bununla geliştirelim. Fazla bilgisinin içinde göz çıkarmaz. Böylece bir yerde PDO ile karşılaştığınızda, "Aa bu neydi ya? Benim bundan hiç haberim yok. Ben böyle bir şey görmedim. Bak hoca bize hiç bundan bahsetmedi de." dememiş olursunuz. Özet geçiyorum. PDO veri taban işlemleri yapmamızı sağlayan bir sınıf PHP'de hazır olarak gelir. Şimdi siz bir hata alabilirsiniz PDO kodu yazmaya çalışırken. Bunun sebebi PHP ini de tanımlı olmaması, yani kapalı olması olabilir arkadaşlar. Bunun için ne yapacağız? Exam panelimizden veya siz başka bir panel kullanıyorsanız oradan PHP inimize erişeceğiz. Pardon, yanlış oldu. Konfig'e basacaktım. Şu PHPNet kalsın. Şuradan bakın, ben Apache karşısındaki konfig'e tıklıyorum. Burada PHP ini var. Onu açtım. Ctrl+F ile PDO yazıyorum. Firebird, bakın burada desteklediği PDO'nun veri tabanları var. PDO, Firebird, MySQL, ODBC, PSQL, SQLite. İşte PSQL. O başka bir şeymiş. O PDO'ya girmiyor. Ben de şaşırdım bir an. İşte burada desteklediği veri tabanları var. Sizin dikkat etmeniz gereken arkadaşlar şu MySQL işte extension eşittir PHP alt PDO MySQL DLL başında pardon noktalı virgül olmaması gerekiyor. Eğer sizde bu varsa, yani şöyleyse, şunu silin, kaydedin, daha sonra şu not defterini kapatın ve buradan Apache'yi yeniden başlatın. Önce durdurun, sonra yeniden başlatın. Böylece artık siz de PDO ile birlikte işlem yapabilir hale geleceksiniz. Şimdi bizim tabii ki genel her zaman olduğu gibi genel kaynağımız PHP.NET olacak. Burada zaten bir sürü verilerini nasıl kullanacağından
bahsetmiş. Bunların birçoğuna biz değinmeyeceğiz. Yani çok da gerek yok. İşimize yarayanları ilk etapta başlangıç aşamasında göreceğiz. Daha sonra spesifik bir ihtiyacımız olursa PDO ile ilgili özellikle yazılımımızı kodlarken gelip buradan bakarız açıklamasına nasıl kullanılıyormuş onu görürüz. Ben şeyden önce, kurstan önce şöyle bir deneme veri tabanı oluşturdum Localhost'ta arkadaşlar. İçine de bir haber tablosu oluşturdum. Haber tablosu çok basit. Sadece deneme yapacağımız için. İşte ne var burada? ID var, haber var, başlık var. O kadar. Bunlara biz veri yazacağız, veri okuyacağız, veri sileceğiz PDO ile. Bu derste isterseniz ilk olarak bir veri tabanı bağlantısını yapalım. Ardından diğer derslerimizde işte ekleme, silme, güncelleme işlemleri nasıl yapılır ona değiniriz. Şimdi ben onun için Localhost'umu açıyorum. Direkt htdoc klasörüne yeni metin belgesi deyip pdo php yazıyorum. Açtım Sublime Text'imle. Arkadaşlar ben ne dedim? Bunun normal bir sınıftan hiçbir farkı yok. Şöyle biraz büyütebilirim bir tık daha. Evet, bu konuda şikayetler geliyor. PHP taglarımızı açıp kapattık. Biz normal sınıfımızı tanımlarken ne yapıyorduk? Öncelikle sınıfa atacağımız bir değişken adı seçiyorduk. Ben buna DB diyorum database işlemleri yapacağım için. Daha sonra new diyorum. Sınıfımın adını yazıyorum. Sınıfımın adına PDO dedim. Pardon, normal parantezlerimi açtım kapattım. Şimdi bunun içine bazı parametreler vereceğiz. Öncelikle diyeceğiz ki MySQL, yani biz MySQL veri tabanı ile işlem yapacağız. Yani bu tanımladığımız değerler MySQL için geçerli. Dedik mi? Dedik. Host dedik. İki nokta pardon eşittir local host. Bakın bunları biz zaten SQL ile yazarken, hatta şurada bir bağlam php'mizi açalım. Bakın burada SQL tanımlarken localhost'u sona yazıyorduk. Burada böyle bir yapımız söz konusu. Daha sonra DB name diyoruz. Hangi veri tabanına bağlanacağız? Veri tabanı ismimiz ne? Deneme veri tabanı. Onun adını yazıyoruz. Ardından char set diyoruz. Buraya bir karakter seti gönderiyoruz. Bizim çalıştığımız karakter seti de ne? Büyük yazmamıza gerek yok. UTF-8. Daha sonra başka bir parametre daha göndereceğiz. Bu veri tabanına bağlanabilmek için kullandığımız kullanıcı adımız neydi bizim Localhost'ta? Root'tu. Şifre kısmını da boş bırakıyorduk. Yani sizin tabii ki normal host'ta çalışırken, artık onu da öğrendiniz biliyorsunuz. Normal host'ta çalışırken bu root'tan sonra ne yapacaksınız? Burada bir şifreniz varsa şifrenizi de işte atıyorum buraya yazacaksınız. Ama Localhost'ta bunu boş bırakıyorum. Çünkü şifresiz bağlanabiliyorum Localhost olduğu için. Tamam, ben bunu yazdım. Artık benim arkadaşlar PDO sınıfım DB değişkeninde tanımlı. Ve ben DB değişkeniyle aynı SQL'de olduğu gibi kullanabilirim. Yeniliyorum. Bakın herhangi bir hata almadım. PDO PHP'yi açtım. Herhangi bir hata almadım. Dolayısıyla ben veri tabanına sorunsuz bir şekilde bağlandım. Şimdi veri tabanını kapatma işlemi var. Ben bunu SQL otomatik yapıyor demiştim size. PDO'da da veri tabanı işlem bitince otomatik olarak kapatılıyor. Ama yok hocam ben özür dilerim. Yok hocam ben pimpirikli bir adamım. İlla veri tabanını kendim elle kapatacağım diyorsanız, tüm işlemleriniz bittikten sonra en alt satırda DB eşittir null derseniz veri tabanını da kapatmış olursunuz. Bakın yeniledim. Hala bir hatam yok. İsterseniz diğer dersimizde ekleme ile, işte ekleme çıkarma, silme ile falan devam edelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.